Haydi şöleleri bir görebilir miyiz Malatya? Sevdaların buluşma vakti için hazır mıyız? Gölgelerin üzerimize geldiği en zor zamanlarda bile biz seninle güneşin doğuşuna binlerce kez şahitlik ettik. İşte o geliyor. Davasına adanmış bir ömür. Milletine sevdalı bir gönül. İşte geleceği Türkiye'si, Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Malatyalılar, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan ilçeleri, mahalleleriyle, haneleriyle tüm Malatya'ya selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aşkınız, coşkunuz, ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Evlerden balkonlara, sokaklardan caddelere, meydanlara taşan sevgi seliniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Malatya yiğitliğin, mertliğin şehridir. Malatya vefanın, Kadir Şinaslı'nın şehridir. Malatya bunlarla birlikte milli iradenin ve demokrasinin şehridir. Burası Turgut Özal gibi millet ve memleket sevdalısı bir siyasetçi, vizyon sahibi bir devlet adamını yetiştirmiş, toprağı bereketli bir şehirdir. Malatya'nın has evladı, Türkiye'ye özellikle demokraside kazanımlar temin etmiş ve demokrasimizin yiğit savunucusu 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha şükranla ve rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını âli eylesin diyorum. Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa Allah razı olsun. Bizi de hiç yalnız bırakmadı. Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizde Malatya'nın desteğini daima yanımızda bulduk. Milli iradeye kasteden darbelere meydan okurken Malatyalı kardeşlerimin duasını her zaman yanımızda hissettik. Bak bak ne diyor bak. Gençlerin kararı net. 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyor? Muhalefet Haçlı asası tutar, Erdoğan İslam sancağı tutar. Ne diyor? Güneş bir doğar bir batar, Erdoğan her daim doğar. Ya nereden çıkarıyorsunuz bunları maşallah? Sevgi kaynar yüreğimiz, bükülmez hiç bileğimiz, kardeşliktir bileğimiz, biz reisten böyle gördük. Vatanını seven, milletine aşk ile bakan adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan.
Şimdi finale geldik. Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. Pazara hazır mıyız? Bak, yalnız unutmayın, pazara kadar değil ha, mezara kadar beraberiz. Onun için şu beş günü dolu dolu geçireceğiz. Tamam? Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Bayanlar. Kalenin içinde onlar var. Gençler, bütün muhataplarınızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Tamam? Çok çalışıyoruz. Pazar gününün akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz. 14 Mayıs'ta da Malatya bir kez daha dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Malatyalı insanımızı Alevi, Sünni, Kürt, Türk diyerek bölmeye çalışanlara dur dedi. Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Peki parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenlere pazar günü sandığa gömecek mi? Demek ki durmayacağız. Malatyalı sandıklara koşarak ne yaptı? Geleceğine sahip çıktı. Demokrasisine sahip çıktı. Milletin adamına, Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinize ne verdi? %69,5'a yakın oy verdi. Bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Parlamentoda Cumhur İttifakı'na %69'a yakın oy verdi. Yine rekor düzeyde destek veren Malatya'ya ben teşekkür ediyorum. Malatya 28. dönemde mecliste Cumhur İttifakı olarak kardeşlerim inşallah 5 milletvekiliyle temsil edilecek. Bugüne kadar nasıl sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak Allah'ın izniyle gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz. Ancak daha çok çalışacağız. Öyle mi? Daha çok koşturacağız. Daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla icraat yapacağız. Daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacak. Her alanda hayalleriyle buluşturmanın peşinde koşacağız. Bunun için 28 Mayıs çok büyük önem arz ediyor. 14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından yönetilmesini istediğinizi gösterdiniz. Toplam 323 milletvekiliyle meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün dediniz. Durmak yok, yola devam dediniz. Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta %49,52 ile sergilediğiniz duruşu
bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? E bu ne demektir? Demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. Esenler yarım kalmasın. Hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz. Hayaller ve hedefler yarım kalmasın diyeceksiniz. Elleri böğürlerinde bekleyen mazlumların umutları sürsün diyeceksiniz. Bu Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. İşte onu biz SSK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Hatırlayın, Savaşay'ın o röportajı vardı ya, o röportajında SSK genel müdürüyken bu Bay Bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bundan bir şey olmaz. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya ona gereğini yapacak mı? Manşetleriyle, açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak. Ülke düşmanlarına korku salacak. Çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız. Ben sizde bunu görüyorum. Ben Malatya'nın basiretine ve ferasetine inanıyorum. Ben Malatyalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum. İnşallah sizlerden bu sefer yine rekor bekliyorum. Bu rekora hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun diyorum. Şimdi kardeşlerim. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Dedim ki bana bir resmi rakamı getirin bakalım. Bugün alanda ne kadar katılım var? Ve aldığım netice şu. Şu anda alanda 50 bin kişi var. ...50 bini aşkın insanımızı depremde malum kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda evet bizimle buluştular. Tabii bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Malatya'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bizleri her türlü afetten ve musibetten muhafaza buyursun. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama kurtarmadan yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Depremden bu yana 650 bin görevlimiz deprem zedelerimize hizmet için görev yaptı. Arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede çalıştı. Katar'dan Azerbaycan'a, Afganistan'dan Pakistan
ve Balkanlara kadar tüm kardeşlerimizin duasını, desteğini de yanımızda gördük. Kimi elinde avucunda ne varsa göndermeye uğraştı. Kimi ülkemiz adına yardım kampanyaları düzenledi. Kimi deprem bölgesine binlerce konteyner, on binlerce çadır sevk etti. Kimi bizzat gelerek acımızı paylaştı, milletimize dayanışma sergiledi. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometre kareden çok daha büyük bir ülke olduğu depremden sonra bir kez daha görüldü. Biz dünyanın dört bir yanında hiçbir ayrım yapmadan sıkıntılı günlerinde insanların yardımına koşmuştuk. Onlar da asrın felaketinden sonra ülkemize karşı şükran borçlarını ödemenin gayretinde oldular. İçe kapanmak yerine ihtiyaç anında mazluma el uzatmanın değerini böylece bir kez daha anladık. Biz de depremden sonra illerimizi ziyaret ederek hem milletimizin acısını paylaştık, hem de yürütülen çalışmaları yerinde denetledik. Malatya'yı 6 Şubat'tan bu yana defalarca ziyaret ettik. En son deprem konutlarının temel atma ve teslim töreni için gelmiş depremzedelerimizle hatırlayın iftar yapmıştık. Kampanya döneminde de Malatya dahil deprem bölgesini asla unutmadık. Afetzedelerimizi kaderlerine asla terk etmedik. Bir taraftan mitinglerimiz vesilesiyle il il dolaşırken diğer taraftan da yapılan çalışmaları gün be gün takip ettik. Haftalar boyunca buradan ayrılmayan bakanlarımızdan düzenli bilgi aldık. Belediyelerimize deprem bölgesindeki tüm il ve ilçeleri zimmetleyerek yükünüzü hafiflettik. Mülki idare amirlerimizi diğer illerden takviye ekiplerle daha da güçlendirdik. Yaralarımızı bir an önce sarmak, sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz.